Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya'i vel murselin. Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Hayrul hadisi kitabullah ve hayrul hediye hediye Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrul umuri muhtesatuhâ ve kullu muhtesetin bid'a. Ve kullu bid'atin dalale ve kullu dalaletin finnar. Allahümme allimna ma yenfe'una ve enfa'na bima allemtena ve zidna ilmen nafi'an ve elhikna bissalihin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Değerli arkadaşlar, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Evet, el-hükmü's-salis, yani üçüncü hükümde kalmıştık. Buradan itibaren devam ediyoruz inşallah. Evet, üçüncü hüküm şöyle değerli arkadaşlar. Mahiye enva'ul meysiril muharrami. Evet, haram kılınmış olan kumarın çeşitleri nelerdir? Haram kılınmış olan kumarın çeşitleri nelerdir? Nev'un çoğulu enva. Evet, meysir kumar anlamına geliyor. Muharram, haram kılınmış. Harrama, harrame, yuharrimu, muharramun ismi meful olarak haram kılınmış şey anlamında. Evet, haram kılınmış kumarın çeşitleri nelerdir? Evet, ittefakal ulema'u, alimler ittifak ettiler. İttefaka, yettefigu, ittifak etmek, birleşmek, aynı görüşte bir olmak, beraber olmak anlamında. Evet, iftiale kalıbında bir mazi fiil. İttefekal ulema'u ala tahrimi durubil gımari, kumarın çeşitlerinin haram olduğuna dair alimler ittifak ettiler. Meysir, el meysir aynı zamanda el gımaru, kumar şeklinde de Arapçada kullanılıyor. Biz kumarun diyoruz. Kumar diyoruz. Arapçada da el-gımaru şeklinde okunuyor. Evet. Ve enneha minel meysiri el-muharrami, haram kılınan kumarlardandır. Li kavlihi teala, çünkü Allah Teala şöyle buyurmuştur. Kul, de ki fihima ismün kebirun, o iki şeyde, yani içki ve kumarda büyük bir günah vardır de. Fe kullu labin yekunu fihi ribhun li farigin ve hasaratun lil ahari. Evet, kullu labin, her oyun, yekunu fihi, o oyunda olmaktadır, ribhun li farigin, bir gruba kar olmakta ve hasaratun li ahar, başka birini de kayıp olmaktadır, zarar olmaktadır. Ki hüve minel meysiril muharrami, haram kılınan kumardandır. Seva en kâne ellâibu bin nerdi, yani bu oyun isterse nert, yani evet, bu isterse tavla, o zar oyunu olsun, tavla zar manasına geliyor nert. İsterse tavla zar olsun, seva en kâne ellâibu bin nerdi, tavlayla zarla olsun. Evet, satrancı, satranç türünden bir oyun olsun. Ev gayrihima, veya bu ikisinin dışında bir oyun olsun. Ve yedhulu fihi fi zamanina mislu el ya nasip. Bugün günümüzde ya nasip şeklinde oynanan oyunlar da buna girmektedir. Seva en minhum ma kana bi kastil hayri, hayır kastıyla da oynansa. El ya nasib el hayri,
hayırlı nasip şeklindeki isimlendirilen oyun, ev bi kastır ribhil mücerret veya sadece kar kastıyla oynanan oyun olsun. Fekullu ribhin habisun, bütün bu yolla yapılan kazançlar, karlar pistir ve haramdır. Ve innallahu teala tayyibun, şüphesiz ki Allah Teala tayyiptir. La yakbelu illa tayyiben, Allah Teala ancak temiz ve helal olan şeyi kabul eder. Gale sahibul keşşaf, keşşaf sahibi Zemahşeri dedi ki, ve fi hükmil meysiri, kumarın hükmüyle ilgili, enva'ul gımari, kumarın çeşitleri, minen nerdi, yani tavla, zar ve satranç ve satranç ve gayrihima ve bu ikisi dışındaki bütün oyunlar ve anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunlar hakkında şöyle demiştir. İyyakum ve hateynil lübeteynil meş'umeteyni, bu iki uğursuz oyundan sakınınız. İyyakum ve hateynil lübeteyni el meş'umeteyni, İki meş'um uğursuz oyundan sakınınız, uzak durunuz. Fe innehuma, muhakkak ki bu ikisi min meysiril acemi, yabancıların oynamış olduğu kumardandır buyurmuştur. Ve an Ali'in radıyallahu anhu, Allah ondan razı olsun, Hazreti Ali'den şöyle rivayet edilmiştir. İnnen nerede zar ve tavla ile oynanan oyun ve satranç ve satranca minel meysir, evet satranç da tavla da haram kılınmış olan kumardandır buyurmuştur. Ve an İbn-i Sirin, İbn-i Sirin'den de şöyle bir rivayet gelmiştir. Küllü şeyin fihi hatarun, içerisinde tehlike olan her şey fehüve minel meysir, kumardandır, kumar sayılır. Ve gale sahibi ruhul meani, ruhul meani adlı tefsirin sahibi olan Alusi de şöyle demiştir. Ve fi hükmül meysiri, kumarın hükmüyle ilgili, cemi'u enva'il gımar, kumarın bütün çeşitleri meysir hükmündedir. Minen nerdi, gerek tavla olsun ve satrancı satranç olsun ve gayrihima ve bu ikisinin dışındaki bütün oyunlar kumardır. Hatta edhalu fihi labes sibyan bil cevzi, hatta çocukların ceviz oyununu bile buna dahil etmişlerdir. Vel ki'abi vel kur'a, evet Kura'yı da buna dahil etmişlerdir. Evet. El-Ka'abu arkadaşlar, aşık kemiği, topuk, eskiden hayvanların aşık kemiğini çıkarırlar ve kuruturlar ve onunla oyun oynarlardı. İşte burada El-Ka'abu dediği aşık kemiği, aşık kemiğiyle oynanan oyunlar. Vel-Gur'atu kura fi gayril kısme, belirli bir pay olmadan oynanan kura ve cemi'u enva'il muhatarati ve rihani, evet tehlikeli olan bütün oyun çeşitlerinin hepsi haram olan kumara girmektedir
Ama nerede birinciye yani tavla ve zara gelince fe Muharrem'un bil ittifakı li kavlihi aleyhisselam Peygamber Efendimizin hadisiyle bütün alimlerin ittifakıyla haramdır. Tavla ve zar oyunu. Men laibe binnerdi. Kim tavla ve zarla oynarsa fekat asallahe ve rasulehu Allah ve Resulüne isyan etmiştir buyurmuş Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ve amma satranç oyununa gelince fekat ebahahu el imamu şafii İmam Şafii satrancı mubah olduğunu söylemiştir. Bi şurutin bazı şartlara göre mubah olduğunu söylemiştir. Zekerehal İmamul Fahruddin Razi bu şartları zikretmiştir. Haysukale şöyle demiştir. Ve gale Şafiiyu radıyallahu anhu Allah razı olsun İmam Şafii şöyle demiştir. İza hala es satrancu miner rihani evet bellisani anittu yani yarıştan hali olursa, yarışmaktan hali olursa, errihan yarışmak, yarışmaktan hali olursa satranç, vellisan anittuğyan, dilde satrancı oynayan insanlar azgınlıktan dilini muhafaza ederlerse, kötü sözden muhafaza ederlerse ve salati anin nisyan, namazı unutmaktan da kendilerini korurlarsa lem yekun haramen o zaman haram olmaz demiştir İmam Şafii. Ve huve haricun anil meysir ve bu durumda satranç kumardan hariç tutulabilir demiştir. Li ennel meysira çünkü meysir denilen kumar ma yucibu defal mal malın def edilmesi, ödenmesini gerekli kılmaktadır. Ev aflu malin bir malın alınmasını gerekli kılmaktadır. Ve hâzâ leyse kezâlik evet satranç ise böyle değildir demiştir. Fela yekûnu gımâran ve la meysiran evet kumar ve meysir olamaz demiştir. İmam Şafii'nin bu konudaki görüşü bu şekilde. Ve amma essebku fil hayli ve devabbi hayl at yarışı ise ve devabbi hayvanların yarıştırılması ise ve ramyu bin nisali ve sihami ok atmak ve buna benzer atışla ilgili oyunlar ise fakat ruh hisafihi bu oyunlara ruhsat verilmiştir. Bir şurutin bazı şartlarda bu türlü oyunlara ruhsat verilmiştir. Tu'rafu min kütübil fıkhi bu oyunların bu şartları fıkıh kitaplarından öğrenilebilir. Ve leyse hune mahallu tafsiliha Vallahu Teala alem ve evet, bunların tafsilatı burada açıklanacak durumda değildir. Allahu Teala elbette en doğrusunu bilir. Evet değerli arkadaşlar böylece ayetlerden çıkarılan hükümleri bu şekilde izah etmiş olduk, açıklamış olduk. Hatimetül bahsi, evet bu araştırma konusunun sonucu, netice, hikmetü teşri'i, evet bu kanunların, bu kuralların, bu hükümlerin hikmetini açıklayacağız ve böylece bugünkü dersimizi de bitirmiş olacağız. Önce birinci paragrafı okuyorum değerli arkadaşlar. Şu paragrafı okuyorum. Ondan sonra açıklayacağım inşallah. Harramallahu'l hamra vel meysira lima fihima minel edraril fadihati vel mefasidil kesirati vel asamilleti tetevelledu min hateynir rezileteyni sevaen fin nefsi evil bedeni evil akli evil mali.
harrame haram kıldı demek. Harrame haram kıldı. Harramallahul hamra vel meysira. Allah Teala içki ve kumarı haram kılmıştır. Niçin haram kılmıştır? Lima fihima minel edraril fadihati, çok açık zararları bulunmasından dolayı. Her ikisinde birçok açık seçik zararların, büyük zararların bulunması sebebiyle Allah Teala bu ikisini de, içkiyi de, kumarı da haram kılmıştır. Yine bu ikisinde ne vardır? Vel mefasidil kesirati, birçok mefsedet, birçok bozukluk ve kötülükler vardır. Ve yine bu ikisinde vel asa milleti tetevelledü min hateynir rezileteyni, bu iki rezilden, bu iki kötü şeyden ortaya çıkan birçok günahlar mevcut olduğu için Allah Teala bu ikisini de haram kılmıştır. Sevaen fin nefsi, bu kötülükler gerek insanın nefsinde, insanın bedeninde olsun, evil bedeni bedeninde, evil akli veya insanın aklında, evil mali veya malda olsun. Bu türlü kötülüklerin bulunması sebebiyle Allah Teala içki ve kumarı haram kılmıştır. Evet. Femin madaril hamri ennehu yuzhibul akle, hatta yuhezzi eşşaribu kel mecnuni ve yefkidul insanu sıhhatehu ve yuharribu aleyhi cihazehul hadmiye fe yahtusu iltihabatun fil halqi ve takrihatun fil maideti vel emai ve temedduden fil kebidi ve yaigu devretü demi ve kad yugifuha fe yemutu essikiru füceten ve kad esbetet tıbbül hadisu dararal hamrati elfadihi fil cismi vel akli hatta gale ba'du etibba'i Almanya İkfilu li nisfel hanati edmanu lekum el istinae an nisfil müsteşfiyati vel bimar ristanati müsteşfel emradil akliyeti ve sucuni. Evet, burayı okuduğumuz yeri tercüme edelim. Femin madaril hamri, içkinin zararlarından ennehu yuzhibul akle, birinci olarak içki insanın aklını gideriyor. Hatta yuhezzi eşşaribu kel mecnun, evet aynı deli gibi içkiyi içen kişi ne söylediğini bilmiyor, saçmalıyor. Ve yefkidul insanu sıhhatehu, İnsan sağlığını kaybediyor ve yuharribu aleyhi cihazehul hadmiye, hazım cihazı olan mideyi harap ediyor, bozuyor ve yuhdisu iltihabatin fil halkı, boğazda bir takım iltihapları meydana gelmesini sağlıyor ve takrihatin fil maideti, evet midede bir takım yaraların, iltihapların ve ülserin oluşmasını sağlıyor. Takrihat, garha kelimesinin çoğulu, midede bir takım ülserlerin, bir takım iltihapların, yaraların meydana gelmesini sağlıyor. Vel em'a mi'a bağırsak
çoğulu MA, evet, MIA çoğulu MA bağırsaklarda bir takım yaraların, iltihapların meydana gelmesine sebep olmaktadır. Ve temedüden fil kebidi ciğerin uzamasını, büyümesini sağlıyor. Ve yaigu devreted demi kanın dolaşımını engelliyor. Ve kat yuqifuha belki tamamen durduruyor kanın dolaşımını. Feyemutu sikkiru fuc'eten ve sarhoş olan insan aniden ölebiliyor. Ve kat esbetet tıbbul hadisü modern tıp ispat etmiştir ki dararal hamratil fadihi fil cismi, evet, içkinin çok büyük zararını, bedene olan zararını modern tıp ispat etmiştir. Evet, vel akli, akılda olan zararını modern tıp çok açık ve net olarak ortaya koymuştur. Hatta gale badu etibbai Almanya, bazı Alman doktorları bu hususta şöyle demişlerdir. İkfilu, kapatınız. Gafele, kitlemek, kapatmak. İkfilu li nısfel hanati, evet, içki içilen yerlerin yarısını kapatınız. Edmanu lekum el istina an nısfil müsteşfeyat, hastanelerin yarısından efendim müstani olacağımızı ben size garanti vereyim. Vel bimar ristanat, yani müsteşfel emradil akliye, akıl hastanelerinin yarısının lüzumsuz hale geleceğini ben size garanti vereyim. Ve sucuğun ve hapishanelerin yarısının gereksiz kalacağını ben size haber vereyim diyor. Yekfi elhamru şerran, içkinin şer olduğuna dair enneha ümmül habaiz, pisliklerin, kötülüklerin aslı esası olması yeterlidir. Kema verede fil hadisi şerif, nitekim hadis-i şerifte içkinin bütün kötülüklerin aslı esası olduğu ifade edilmiştir. Ve amma madarul meysir, kumarın zararlarına gelince feleyse bi akal min madaril hamr, içkinin zararlarından daha az değildir. Fehüve yurisul adavete, düşmanlığı ortaya çıkarır. Vel bağdae beynel laibine, oyun oynayan, kumar oynayan insanların arasında kin ve düşmanlığın ortaya çıkmasını sağlar. Ve yesuddu an zikrillahi ve anissalati, namazdan ve Allah'ı anmaktan alıkoyar. Ve yufsidül müştema, ve toplumu ifsad eder, bozar. Bi tavidin nas alel bataleti vel keseli, insanları tembelliğe ve efendim vurdum duymazlığa alıştırmak suretiyle toplumu tamamen ifsad eder, bozar. Bintizarir rebhi biduni keddin ve la tabin, yorulmadan, emek sarf etmeden kazanç bekleyen insanların ortaya çıkmasına sebep olur. Ve yuheddimül usara, aileleri yıkar. Ve yuharribül buyute, evleri yok eder, yıkar. Fekem min usretin, nice aileler vardır ki teşerredet ve tahattamet veftekarat bade enkânet taîşü beyne ahtânis serveti vel gına. Evet, nice aileler vardır ki bir sebebi mukamerati erbabiha, kumar oynayan insanların kumara dalması sebebiyle ailenin serveti daha önce bir zenginlik ve bir bolluk içerisinde yaşayan ailelerin fakir duruma düşmesine ve tamamen
dağılmasına, yok olmasına sebep olmuştur. Fekâne fî zâlike dimâri, işte bu ailelerin tamamen yok olmasının ve helak olmasının sebebi litilkel usaril menkûbeti, bu ailelerin tamamen yok olması, helak olmasının sebebi kumardır. Kema inteha el emru bil kesir minel laibine, nitekim birçok kumar oynayan, oyun oynayanlar insanların sonucu nereye varmıştır? İla katli enfüsihim bil intihar, kendilerini intihar etmek yoluyla öldürmeye kadar varmıştır. Evir rıda bi eyşeti zulli vel mehaneti, veya aşağılanmış ve zelil bir halde yaşamaya razı olma sonucuna götürmüştür. Vela tezalu el eyyamu tazharu min madarril hamri vel meysir. Hala günler içki ve kumarın zararlarını çok açık ve net olarak ortaya dökmektedir. Ortaya saçmaktadır, göstermektedir. Malem yekun marufen min kab, daha önce bilinmeyen içki ve kumarın birçok zararını açıkça ortaya koymaktadır. Feyetecella lena sıdgu ve vasful kitabil kerim, nitekim bu yüce kitabın, Kur'an-ı Kerim'in içki ve kumarla ilgili vasfı, nitelendirmesinin ne kadar doğru olduğu bize açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ki Allah Teala bu hususta şöyle buyuruyor: İnnemâ yuridu şeytanu en yu'i'a beynekumul adavete vel bağda'a fil hamr vel meysir. Şeytan düşmanlık ve aranızda düşmanlık ve kini içki ve kumar yoluyla yaygınlaştırmak istiyor. Ve yesuddekum an zikrillahi, ve sizi Allah'ı anmaktan alıkoymak istiyor. Ve anis salati, ve namazdan alıkoymak istiyor. Fehel entüm müntehun, sizler hala bu içkiyi ve kumarı ve bu haramları terk etmiyor musunuz şeklinde Allah Teala'nın içki ve kumarı vasfetmesi, ne kadar mükemmel olduğu, ne kadar yerinde ve doğru olduğu açık ve net olarak ortaya çıkmaktadır. Evet değerli arkadaşlar, böylece bu 13. muhadaramızı da bitirmiş oluyoruz. Evet, bu dersimizi şu sözümüzle tamamlayalım. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. Lillahi teala el Fatiha.